Şu an ne yapıyoruz biliyor musun? Mustafa abi bekliyoruz ama beklerken Mugo'ya her zaman katkımız var. Mugo şapkamla beraber. Çiğdem gel. Çiğdem ne? Burada ne yapıyoruz Çiğdem şu an yaptığımız işin ismi nedir? Şu an bel çantalarımızın etiketlemesini yapıyoruz. Yeni geldi değil mi bunlar? Yeni geldi. Koleksiyon. Tabii bu lila rengiyonlar. Ama çok güzel bunlar. Yeni bel çantası gelmiş Mugo'nun. Daha satışa çıkmadı zaten sanırım ama çıkacak. Onların paketlemesi ve etiket yapıştırmasını yapıyoruz. Etiketlenmesi aynen. Aynen onu yapıyoruz. Daha altı teknik olarak var. Söylersen ne? Altı rengimiz var. Altı lila, rengimiz bordo, var. Lila, bordo, lacivert, çivit ve açık mavi olan. Haki vardı değil mi? Haki de var evet. Evet, Mustafa abi. Evet, Mustafa abi bekliyoruz. Mustafa abi bunları izlerken sanma ki çalışmıyoruz. Burada burada çantalara yardım ediyoruz. Mustafa abi ne zaman gelecek? 5 dakikaya gelecek. Peki nereye gideceğiz? Nereye? Özyeğin Üniversitesi'ne gideceğiz. Ben çok heyecanlıyım, bilmiyorum. Yani güzel bir etkinlik olacak gibi geliyor. Mustafa abiyle gittiğimiz her etkinlik güzeldir Enes. Bunu unutmayalım. Haydi. Görüşürüz, kolay gelsin. I just wanna stay that, stay mad, shit by my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay. Bizim toplumsal çatıya konuşmuşsunuz galiba siz. Evet evet. Hiç anlamamıştım niye beni çağırdıklarını da. Ama galiba ilk üstünde bizdesiniz değil mi Özyeğin? Doğru aynen Özyeğin. Ki çok severim Özyeğin'i yani. Hem Murat Özyeğin bizim yatırımcımız hem de Hüsnü Bey'i de ayrıca ben kendimi çok severim yani. Gezelim mi geçelim mi size kalmış. Yo şey ne kadar vaktimiz var? Size kalmış ne zaman isterseniz. Öyle mi? Aceliniz yoksa gezebiliriz. Yani fark etmez. Acaba kahve mi alsak diye düşünüyorum da. Tamam. Bizim şöyle bir ofis yapmamız lazım. Çok ciddiyim bu arada. Bunu bir bence Enes çekmen lazım. Aynen bu şekilde bir ofis yapmamız lazım. Önümüzdeki 5 senede falan. Güzel oldu bana da vizyon katmış oldu burası. Harika. Thank you. Fişi ne yaptın? Ödeyemedim çünkü niye? Kasa kapalıydı. He. Sadece nakit aldılar. O yüzden de Feytullah vermezim. Nasıl ödeyemediniz? Dalga çünkü mı geçiyorsun? Çünkü kasada kart kapalıydı. Almadılar. Dalga mı geçiyorsun ya? Gerçekten dalga geçmiyorum. Tamam dur ne kadar? 50. Ya saçmalama. Evet. Seni ilk kasa aldığımız zaman indirim yaparsınız. Yok öyle bir dünya. Ne kart tuttu? 50. Ya tamam. Bir kanka şey ne kart tuttu? Tam net tutar istiyorum. Tam net. 50'den fazla tutmuştur. Kaç tane? 50'den 48 küsürdü. Ama yok gerçekten gerek yok. Öyle söyleyeyim. Yok Mustafa Bey gerçekten gerek yok. Saçmalama ya. Biz seneyi kasa aldığımız zaman indirim yaparsınız. O ayrı. Yok, gerçekten hiç al abi şunu. Al abi şunu. Cebine sıkıştım. Al abi öyle şey mi olur? Burada geldik. Şey ben ödetecek olsam adamı ısmarlattırırdım yani. Değil mi? Evet. Fethullah da çok sağlam girişimcidir ha. Çok genç. Romanya'da evet biz konuştuk siz geldiniz. Ortalığı şey yapıyor. Benim de bir fikrim var. Sağ ol. İçine basket sahası havuzu. Üniversiteyi satın alacak mıyız? Böyle bir hani aynen. Üniversite değil de o deminki yere bir, öyle bir ofis yapmamız lazım yani. Güzelmiş. Ya bu vizyon abi işte bir gün tabii Hüsnü Özyeğin kadar İnşallah. Zengin ve olursam burayı biplersin. bir üniversite yaparız Kombos, Mustafa Kombos Üniversitesi dedemin adını. İyi fikir lan. Ama o zaman üniversite kalmaz bence. Başka bir şey yapmak lazım. Bakalım. İnşallah. Önce başarı lazım. Bir sene iki sene değil mi zaten? Tabii tabii. Bir sene iki sene. Biz ofis için 5 ay vermiştim ben kafamda size. Orada yani sen böyle çalışmaya devam edersen 10-20 sene olabilir o yani. Herkese selam. Merhaba. Hiç heyecanlanamıyorum ya. Ya şöyle geçeyim mi? Sen geçeyim abi şöyle. Genelde ben soldayım. Evet hoş geldiniz üniversitemize. Hoş bulduk. Nasıl keyifler? Anlatayım hani ilhamda olabilecek bir hikaye. Sonra o kampta memurken görüyor ki o kampın inşaatında işte çeşitli inşaat malzemelerinin işte personelin taşıdığı
taşıma ihaleleri var. Ve burada sadece Rum firmalar var. Ve Rum firmalar tek başına olduğu için tekel orada ve inanılmaz paralar kazanılıyor. İşte gidiyor, işte kendi Türkleri örgütlemeye çalışıyor. Gidiyor işte eniştesinden, işte halasından falan böyle yalvarıyor yani. Bana işte kefil olun bankaya da krediyle bir otobüs alayım, işte bir kamyon alayım, bu işlere gireyim diye. Ve oradan sonra bu dediğim arkadaşlar, bunları yaparken dedem 22 yaşında falan bu arada. Sonra ondan sonraki 8 senede Alp 30 yaşına geldiğinde tüm Türklerin ve Rumlar dahil tüm Kıbrıs adasının çok ufak da bir yer değil aslında. Yani en zengin iş adamı falan oluyor yani böyle 8-9 senelik bir şeyde ve sadece 30 yaşındayken. Tam o dönemdeyken işte bu olaylar patlıyor ve hakikaten bir gecede böyle ailesini kurtarıyor, canını kurtarıyor ve işte tüm malı mülkü, ki bahsettiğim şey böyle 200 otobüs, işte 20 tane iş merkezi falan, böyle bir sürü şeyi bir günde bırakıp sıfırlanıp kuzey tarafına geçiyor yani şu anki bulunduğu yere. Ve orada sıfırdan tekrar başlıyor. Ve yine orada çok başarılı bir hikayesi yazıyor falan. Mesela ben Hüsnü Özyeğin'le aslında böyle tanışmam da dedem sayesinde. Dedem çok, ben ufacık çocukken bile Hüsnü Özyeğin var bak dikkat et falan diyordu bana yani. O anlamda çok çok şanslı bir insanım. Hani kendi o imkanlarımı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Herkesin başka bir hikayesi var. Hani böyle insanları referans alıp da aa bu böyle yapmış, ben de böyle yaparsam böyle olur diye bir şey. Girişimcilikte, iş hayatında hani İngilizce tabiri one size fits all diye bir şey yok arkadaşlar. Yani herkesin hikayesi başka şekilde yazılıyor. Benim orada hep söylediğim Ali Sabancı'nın çok güzel bir lafı var. Hani nerede başladığın değil, nerede bitirdiğin çok önemli diye. Hani ben kendimi çok şanslı buluyorum ama bir de Ali Sabancı var mesela. O belki daha da şanslı. Belki daha şanssız bu arada. Çünkü mesela ben Ali Sabancı'ya hep üzülürüm biliyor musun? Neden? Neden biliyor musun? Çünkü Ali Sabancı ne kadar yetenekli, ne kadar çalışkan, ne kadar inanılmaz bir insan olsa da şey yaftasından kurtulması çok zor. Yani ya Sabancı ya işte evet. O ya yazık yani adama. Halbuki ben hep Ali Sabancı'nın şey olduğuna inanırım. Yani o kafa yapısıyla, o çalışkanlıkla soyadının Sabancı olmasına da gerek yok aslında. O adam ne yapar eder? Belki Pegasus'u 10 sene sonra kurardı. Ama bir şekilde bir şeyler yapardı. Özellikle hani biraz konudan konuyu atlıyor gibi olacak ama bu dönemde arkadaşlar bence hiçbirimizin şey bahanesi olamaz. İmkanım yoktu. Hele ki Özyeğin Üniversitesi'nde şu an burada beni dinleyen bir kişinin bahanesi olamaz. Yani işte param yoktu. İşte bilgiye ulaşamadım vesaire vesaire. Eğer kişinin içinde varsa arkadaşlar bir şekilde yapar. Çok basit bir örnek vereyim. Bence bir insan şu an günde 3-4 saat sadece YouTube'a baksa, podcast dinlese baya baya kendini ilerletir ve inanılmaz bir insan olabilir birkaç sene içerisinde. Mesela benimki, ben aslında yeni nesil sayılabilecek biriyim. Ben üniversitedeyken YouTube yoktu arkadaşlar. Yani YouTube yoktu. Bakın yani bugün YouTube'un olmadığını hayal edebilen var mı? Yeni başlıyordu YouTube ve girişimcilik, iş hayatı adına hiçbir kaynak yoktu. O yüzden dediğim gibi hiçbir bahane olamaz. Benim hikayede böyle aslında başladı. Hayatınızda böyle pes etme noktası olmuş muydu? Çok oldu. Yani dün tweet atmıştım bununla ilgili. İşte İstanbul Havalimanı'nda Mugo'da mağazalar açtık. Ben açarken herkes şey diyordu. Abi işte manyak mısın, orası bataklık, şöyle böyle. Arkadaşlar sizin hayatınızda İstanbul gibi bir büyük bir şehrin havalimanının taşınma ihtimali neredeyse yok, tamam mı? Ya yani bunun senin yaşadığın dönemi, hatta iş yaptığın döneme denk gelme dönemi. Bana böyle bir şey denk geldi ve Herschel gibi inanılmaz seyahat dostu bir markanın da distribütörüyüm. Ben de tabii şimşekler çaktı, dedim ki ben bu havalimanında bu işi uçururum. Hemen hikayesini anlatayım onun. 3 tane mağaza açtık. İstanbul Havalimanı'ndaki o duty free'de, yani yurt dışına çıkarkenki dükkanlardan ilk kiralayan dükkanı benim bu arada. 120 tane dükkan var. 28 yaşındaydım bu olurken. Emindim bu işte çok başarılı olacağıma, tamam mı? Neyse havalimanı açıldı. Herkes şeyi sorguluyor hala. İşte niye 3 tane açtın? Ne gerek var? Ben dedim ki sizi bekleyin görürsünüz. Açtık işte havalimanında. Bizim 60-70 kişi çalışıyor. 3 tane dükkanımız var. Dükkanların da bu arada kasadaki sistemleri, teknolojik sistemleri de İKAS bu arada, diğer şirketim.
Şimdi her yurt dışına çıktığımda böyle kendimi şey padişah gibi hissediyorum yani dütü şeyde. O uluslararası bölümde yani pasaporttan geçtikten sonra. İşler de gayet iyi, tamam mı? 24 saat açık dükkanlar. Euro ile satıyoruz bu arada. Döviz riski, kur riskim yok. Kurumunda değil, euro ile kazanıyorum. Döviz de fırlıyor bu o arada. Dükkanlar 24 saat açık. Satışlarımızın %92'si yabancılara, 150'ye yakın farklı ülkeden alışveriş yapılmış. Ve sabah kalkıyorum mesela 6'da. Gece 12'den 6'ya işte mesela 4000 euro satış olmuş. Mesela Ankara'dayım ben evde. İşte İKAS app'ini açıyorum, bakıyorum 4000 euro falan. Böyle inanılmaz yani. App de benim şirket, dükkanlar da bizim. Hani 28-29 yaşındaki bir girişimcinin için inanılmaz bir senaryo, tamam mı? Hayal edin diye anlatıyorum ve bayağı da para kazanıyoruz. Şöyle kazanıyoruz. Ben bir gün şey moduna gelmiştim ki ben normalde böyle eğlenen, partileyen bir tip değilim. Bir gün dedim ki arkadaşlar bugün eğlenmek için 10.000 euro ayırabiliriz. Bir gecede 10.000 euro harcayacağız. Kur 13 falan yani 130.000 TL umurumda değil bu arada bir gecede harcamak için. Öyle bir seviyedeyim. Ve herkese de şey modundayım. Bak gördünüz mü ne kadar zekiyim. Siz bunu fark edemediniz. Hep benden şüphe duydunuz. Biz bu hale geldik diye. Velhasıl kelam bir şeyi atlamışım. Bir ihtimali. Tamam mı? O da pandemi diye bir şey varmış, tamam mı? 2,5 sene önce pandemi kelimesini kimse bilmiyordu yani. Ben dahi, ben zaten bilmiyordum. Okey. Havalimanında bizim işlerimizin bozulması için benim tahmin ettiğim iki ihtimal vardı. Bir tanesi dünya savaşı çıkma ihtimali ki şu anda Rusya-Ukrayna var. İkincisi de nükleer saldırı falan arkadaşlar yani. Tamam. Diyordum ki ben o kadar şanssız olamam ya. Yani bu işimin bozulması imkansız falan diyordum, tamam mı? İşte ne zaman biz bir gecede 10.000 euroyu harcama fikrine geldik. Allah dedi ki bu Mustafa'nın götü başı oynamaya başladı. Ben buna öyle bir ders vereyim, öyle bir şey yapayım ki bunun düşünmediği. Bu desin ki hadi boku yedik yani. Ve sonra asla planlamadığımız pandemi ihtimali çıktı ve bayağı işte iki dükkanı kapatmak zorunda kaldık ve gün sonunda 150-160 bin euro da borç falan birikti bizim falan. Neyse ödedik çok şükür. Bu yıl başında bitirdik borçları falan. Yani öyle çok para kazanmaktan o şeye geldi. Şimdi tweet'te şunu bahsediyordum. Toplayayım oradan. Havalimanında mağaza açtık hiçbir şey olmaz diye. Pandemi çıktı. Ocak'ta da Almanya'ya ofis açtık İKAS'ta. Avrupa operasyonunu büyütelim diye işte 5-6 kişi çalışıyor. Şey modundayım. Ya Türkiye zor da Almanya'da biz hiçbir şey olmaz. Stabil Avrupa falan. Abi şimdi Ukrayna, Rusya. Şey diyorum eğer dünya savaşı falan çıkarsa benim yüzümden. Çünkü ben yine bir şeylere kalkıştım. Neye başlasak bir aksilik geliyor. Aynen şimdi konuyu şeye bağlayacağız. Abi hiç çaresiz hissetmediğin, hiç moralinin bozulmadığı, hiç canının sıkılmadığı bir an oluyor mu olmuyor mu muhabbeti ya. Önden bu konteksti vermek istedim size ki olmaz olur mu abi? Yani hakikaten tabiri caizse anam ağlıyor yani. Annem ağladı mı hiç bilmiyorum herhalde ama gerçekten şey ağlamasın ayrı konu da. En umutlu olduğun, en böyle abi bu sefer turnuvayı gözünden vurduk dediğin anlarda bile bir şeyler çıkabiliyor. Hele ki Türkiye'deyse. Burada şunu naçizane tavsiye edebilirim insanlara. Bu tür zorluklarda arkadaşlar iki şey yapabiliriz. Bir tanesi hani ya böyle böyle oldu falan diye oturup ağlarız. Ekibimiz varsa onlar da bakar der ki bittik yani hani işte bizim patronumuz, liderimiz, kurucumuz böyle yapıyorsa herkes demoralize olur. Komple biter iş, tamam mı? İkincisi bir şekilde oradan nasıl kalkacağına kafayı yorarsın ve pozitif düşünür, önüne bakarsın. İşte başarılı girişimcileri, iyi girişimcileri, başarılı insanları arkadaşlar ayıran temeldeki olay bu. Başarılı insanları girişimcileri ayıran zekası, parası, ailesi vesaire değil. Bu zorluklar karşısındaki bakış, düşünme yapısı, anlatabiliyor muyum? Bu Alp senin yaşındayken vallahi şu anki olduğu gibi değildi yani. Hakikaten böyle şey yorganı çekip böyle ağlamak istiyordum yani hani. Ya da annemin hakikaten böyle 22 yaşında adam annemin kucağında böyle anneme sarılasım geliyordu bir şeyler olduğu zaman. Ama bu kas gibi abi. Yaşadıkça, tecrübe ettikçe gelişiyor. Gelişiyor
ve daha çevik gibi oluyorsun, anladın mı? Böyle gerçekten çelik gibi sinirlere sahip oluyorsun. Şu an o yüzden hani Rusya-Ukrayna muhabbetlerini takip bile etmiyorum. Şey modundayım, hallederiz evelallah, eğer savaş çıkarsa biz de Avustralya pazarına açılırız falan modundayım. Bu çok önemli bir şey abi. Bak, size 15 dakika, kaç? Size 30 dakika önce yaşanan bir şey anlatayım. 30 dakika önce. Alp'le yürüyoruz. Şurada işte mimarlık şeyi mi, evet, fakültesi mi diyelim, binası. İşte bizim ekip var, Enes, Şevval vesaire. Bakıp şey dedim, bizim dedim işte 5 seneye böyle bir ofis yapmamız lazım dedim. Tamam. Oraya bakarken hayal görmeye başladım. Anlattım ekibi hayali. Onlar şey dedi, 2 seneye olmaz mı falan. Bir baktım benden önce hayal görmeye başlamışlar. 2 sene belki nerede oturacağını falan düşünüyor 2 sene sonraki şeyde. Tamam, bu çok çok ilginç bir şey bu yani. Bunu ben bilerek ve bilmeyerek yaptığım bir şey. Ama artık refleks oldu. Hani şey demek istemiyorum şimdi, böyle hani cümleler var ya, hayal edin, dream big, go big falan. O manada söylemiyorum ama bir şeyi sürekli hayal edersen, sürekli bakarsan, beyin de bilinçaltı arkadaşlar, sürekli onu nasıl çözeceğini ve nasıl geliştireceği üzerine çalışmaya başlıyor. Ve işin ilginç tarafı, sen uyurken bile düşünüyor aslında o. Sabah bir uyanıyorsun, aklına bir fikir geliyor, diyorsun ki vay be, şey ne kadar zekiyim yani, uyandım ve bir fikir geldi. Hayır abi, beyni öyle bir şartlamışsın ki, bu arada ben bununla ilgili bir eğitim falan almadım ya, ben bu yaşadığım tecrübemi anlatıyorum. Belki bunun işte metafizik vesaire bir sürü açıklaması, bir sürü şeyi vardır yani, o ayrı konu ama beyni bir şeye şartladığında bilinçli ve bilinçsiz bir şekilde onu çözmek için çözüm yolları üretmeye başlıyor ve ben bunu sürekli yapıyorum yani, sürekli işte Almanya ile ilgili şu an hayal kuruyorum. O yüzden bir de şöyle güzel bir şey var, hayal kurmanın hiçbir maliyeti yok. Bedava abi, kurun yani, hani isterseniz söyleyin, isterseniz söylemeyin. Çünkü söylediğinizde şeyden korkuyorsanız, birileri beni yargılar ya da yarın bir gün sorar yani, hani atıp tutuyordun ne oldu diye. Söylemeyin ama içinizde kurun abi. O sizi sürekli her Allah'ın günü kamçılasın yani, sabah sizi o motivasyonla uyandırsın yani. O çok önemli bir şey. Bir de aynı zamanda bir sporcu kimliğiniz var. Yani bunu da az önce konuşmuştuk sizle. Hı-hı. Bu kadar işinizin arasında spora vakit ayırabiliyorsunuz mu? Ayıramıyor musunuz? Güldünüz ama. Vico ile sen konuşuyorduk da onu. Fiziksel aktivite, çok spor yapmak, koşmak vesaire gibi disiplinler bence iş hayatında çok kritik şeyler. Çünkü pes etmemeyi öğretiyor sana. Ben bayağı kez maraton koştum arkadaşlar yani, işte hatta Ömer'in babası çok vesile olmuştur, amcam, Saadettin amcam, koşuya başlamama. İşte 90 kilometrelik maraton koştum İznik'te, daha ultra trail diye geçiyor. O koşularda 50 milyon defa şeyi sorguluyorsun, ya ben niye koşuyorum ya? Çünkü 14 saat koşuyorsun, 15 saat koşuyorsun, ne bileyim hadi 42 kilometre düz maraton koş, 4 saat koşuyorsun falan. 4 saat yani. Hani böyle 15 dakika değil, 1 saat değil, 2 saat değil. Buralarda şeyi öğreniyorsun. Yani aslında fiziksel olarak çok şeysin. Yani kabiliyetlisin. Okey, sorun yok. Ama kendini mental olarak bir şeye ikna etmen gerekiyor. Ve sürekli koşuda şunu düşünüyorsun. Bıraksam mı acaba? Ya koştum abi, hadi 40 kilometre değil de 30 koşmuş olayım. Sürekli orada kendini ikna ediyorsun, abi yok bitireceğim, bekle bekle. Bunların hepsi sana iş hayatında da aynı şeyler oluyor. Bir sıkıntıyla karşılaşıyorsun, bırakmayı düşünüyorsun, sonra o koşu aklına geliyor, devam ediyorsun abi. O yüzden aşırı kritik bir şey fiziksel aktivite ve spor. Hani ben hani o Saadettin Saran'dan bahsettik. Hani onda da o fazlasıyla var. Hatta ben konuşamam bunun yanında yani o konuda. Çok çok kritik bir şey. Arkadaşlar çok teşekkürler vaktiniz için. Biz ufaktan müsaade isteyelim. Partner programı getirin de. Geliyor. Bir dakika dur dur. Partner. Çekiyorum. Shopify'a para kazandırmak pek canımız istemiyor yani. Oğlum ne Shopify'ı ya? İşte partnerlik gelse de artık. Gel, bu arada Mart'ta... Geçti ya. Siz Shopify mı kullanıyorsunuz? Ya, tanıdığımız herkes app'leri var vesaire diye. Biz de Shopify kullanıyoruz. Conversion optimizasyon üzerine böyle bir ajans falan işlerine gireceğiz bakalım. Parayı vurursunuz vallahi. Çok eksik.
Ya eksikliği ayrı konu da insanlar şey, burada conversion optimizasyon dediğinde zaten aklına İKAS geliyor. Özelliklerinden yani Shopify. Şu an bir tek hızımız var. Hızı mı? Bir tek hızı ha? React, hocam biraz yani React üzerine. Sakin olun. Sizin de React e-commerce framework'ü üzerine kurdunuz diye ben. İşte işten anlamayanlarla muhabbet etmesinler alıyoruz ya. Ama çok hızlı ben kontrol ettim. İnanılmaz. Hadi ya, hadi ya. Berçan'ın şeyiyle başladı zaten. Orada bölümümüz olamaz. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Konu ne? Hemen İKAS vs. Shopify ya. Bu iki arkadaş geçmezse beni öldürün falan yani. Hani gerçekten. Yakın çekim alıyor. Yakın çekim al. Hakikaten utanmaları lazım yani. Evet, zaten pişmanlığındayız. Hemen numaranı. Bir şey söyleyeyim mi? Numarasını alır mısın ben ikisine? Gerçekten söylüyorum. Ben kayıtlıyım sisteme. Bana ne abi? Sen ver numara. Sen ver numaranı. Şu an bence en önemli özellik bir yurtdışına açarken dili otomatik değiştirme gibi bir şey ben görmüştüm. 035 013 TLD'leri falan. Oğlum bunun gibi 100 tane falan özelliğimiz var ve sürekli bana şey diyorsun. Abi bir tek hızınız var falan ve sonra bir şey daha çıkıyor. Sonra bir şey daha çıkıyor. Gerçekten. Hocam biraz şey davrandı, ofansif bir şaka yapmaya çalıştı bence. Ofansif değil. Acaba şey kanka, Shopify'a geçene kadar sizle konuşmuyorum. Shopify'a geçtiğinizde sizi yemeğe... Shopify diyorum, İKAS'a geçtiğinizde sizi yemeğe götürüyorum. Harika olur. Tamam mı? Harika olur. Bu hafta ikiniz daha benden geçin. Mustafa abi benden gel geçmiş abi. Oluyor mu? Hemen hesabımı ha? Açıyorum. Abi ben zaten geçim. E-ticarede başlasak olsak... Yani kardeşim benim, biliyorum hiç merak etme. Herkesi... Bunlar var ya, benden her şeyi öğreniyor kolay değil de. Sonra başkalarına abi ona gidip Shopify kullanıp dolar şey yapıyor. Abi bu arada farzına da hayranım biliyor musun? Sağ ol. Mücahit abiyle seni şey yapıyorum. Mustafa abi. Mücahit'le beni kıyaslayınca gördün değil mi? Abi zaten orada fark çok açık. Çok teşekkürler abi, çok teşekkür ederim. Ne demek ben de. Çok memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tamam. Kendine iyi bak. Tamam, görüşürüz. Oğlum bak kaçamazsınız ha ikiniz de. Son bir dakikan varsa bir şey daha sorabilir miyim? Sor abi. Şey... bunlar Kanada'nın şeyi olmuş, esiri olmuş. Tobi'nin... Türkiye'yi mi satıyorsun? Tobi'nin esiri olmuş bunlar Tobi'nin. Ben mesela Romanya'ya satıyorum, ona rağmen çok kolay. Bir de Türkiye'ye satsam daha da kolay. Boş ver kardeşim. Biz mi? Biz kendi aramızda... Bu arkadaşlarımız, biz 10-15 milyar dolarlık şirket olduğumuzda geçerler anca. Ama kumaşları bloklayalım, o sefer bizi anlıyor. Ben almayacağım. Ben almayacağım zaten. O istese ben satmayacağım zaten. Yok, biz bu hatadan hızlıca geri dönüyoruz. Tamam, tamam, şaka yapayım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz, kendinize iyi bakın. Hadi kaçalım biz de. Kendinize iyi bakın beyler. Nasılsın abi? Bu benim kuzen ha, şey. Ömer Namoğlu. Namoğlu Giller'den. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Mustafa ben de. Teşekkür. Vaktin var mı abi onlar? Vaktin, oturalım sen. Aynen gel. Nerede oturalım? Parklar açık mı? He? Parklar açık mı sizin? Açacak abi. Önümüzdeki ay. Wait, duyuracağız. Hatta bir yarışma yapacağız. 2500 dolar ödüllü falan bir şey yapacağız. Hemen atladım parayı. Tema konusunda bak nasıl yapacağız biliyor musun? 100 bin TL dağıtacağız. 100 bin TL. En güzel temaları yapanlara bizim store'a ve en güzel dokümantasyon, en temiz bir şekilde. Hani clean code vesaire. 100 bin TL dağıtacağız. Mart'ta. Bekliyorum. Hiç elim bile titremez yani. Pan diye öderim vallahi parayı. Hiç umurumda bile olmaz. Almanlara satarız işte. Güzel bir dönüşüm oranı yakalarsak. Ha bir de bak 100 bin TL dağıtacağız. Bir de tema yapacaksın. Bizim müşteriler temanı aldığında da %50 revenue share alacaksın. Asıl beni o heyecanlandı. Tabii. Pasif gelir olarak. Tabii %50 revenue share. Ama updateleyeceksin temayı tabii. Pasif gelir değil. Arada tabii. Güncelleyeceksin yani. Yaparız abi. Bir zahmet. Bir şey soracağım. 1000. abonemiz böyle yapıyorsa. Abi, millet millet ne yapsın oğlum Allah aşkına 1000. kolay değil 1000. abonesi Shopify kullanıyorsa diğer insanlar ne yapsın oğlum? You tell me ya gerçekten bana sen söyle ben sendeki ben özür dileyim senden ya. Hiçbir şey söyleyemiyorum abi. Peki en azından hak yolunu buldun. Kolay değil Discord'da var mısın? Discord'da varım mı aktif değilim. Bundan sonra aktif olacağım herhalde. Damn. Oğlum burada Discord'da şey lan. Yazılım bölümü var orada. Discord'da dönüyorlar. Reon gibi bir yer oldu orası. 4 Levent'e giden varsa gelsin. Ya yerimiz var mı arabada gerçi? Var. Birkaç kişilik. Bu öz yayında okusaydım abi 5-10 santim daha boyum uzun olurdu tahminen. Şevo sen de mi öz yayınlısın? Valla ben ilk defa bunun erkeklerini görüyorum. Değil mi lan? Şuna bak. İlk defa ortamda, şu Ömer'i de geçse ortamdaki en kısa benim ha. Sorayım, sorayım. Merhabalar. Size bir sorumuz olacak. Bu gece kimle geziyorsunuz acaba? Abi. Çekmeyin. Hadi işimiz gücümüz var. Hadi oğlum vallahi işimiz gücümüz var.